Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı gözleme tarifim var. Bu gözlemeyi çiğ ıspanaktan hazırladım. Sadece tek yufkadan 4 adet gözleme yapıyorum. İsterseniz bu güzel tarifin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Tavanın içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. İsterseniz siz başka sıvı yağlardan da kullanabilirsiniz. 2 tane orta boy soğanı ince ince doğradım. Kızgın yağın üzerine ekleyip soğanı güzelce kavuruyorum. 1 çay kaşığı salça ekliyorum. Kullandığım salça domates salçası arkadaşlar. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kavurduktan sonra üzerine baharat ekliyorum. Baharat da damak tadınıza uygun hangi baharatı istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben sadece pul biber ve çok az kimyon kullandım. 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Baharatları da ekledikten sonra şöyle bir tur daha karıştırıp hemen ince ince doğradığım ıspanakların üzerine alıyorum. İlk başta da söylediğim gibi çiğ ıspanak kullanıyorum arkadaşlar. Ispanağın uç kısımlarını ince ince doğradım ve hazırladım gördüğünüz gibi. Güzelce suyunu sıktıralım yıkadığımız zaman. Sulu bir şekilde kullanmayalım. Sıcak soğanı ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde iç harcımız hazır oluyor. Bunu bir kenara alıp hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle elimle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlıyorum. Toplamda 3,5 bardak un kullandım. 250 ml de su kullandım arkadaşlar. Hamuru ele yapışmaya yumuşak bir hamur olarak hazırlıyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu zaman açılması çok kolay oluyor. O yüzden hamuru yumuşak hazırlayalım arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşaklığını da sizlere bir göstereyim. Hemen şimdi bezeleri hazırlamaya geçiyorum. Hamurumdan toplamda 6 adet beze yaptım. İkişerli grup halinde yapıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bezeleri bir kenara alıp ilk bezenin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Bu arada malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Oklavamla ince bir şekilde açıyorum. İnce açtığımız zaman daha güzel oluyor gözlemeler arkadaşlar. İsterseniz elinizden geldiği kadar ince açmaya özen gösterin. Şöyle bir göstermek istiyorum size inceliğini. Onu bir kenara aldım ilk açtığımı. Şimdi ikinciyi açıyorum. İkinciyi de aynı şekilde açalım. İkisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Hemen bunu da açtım gördüğünüz gibi. Şöyle oklavam ile yeri belirtiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane yufkadan 4 adet gözleme elde etmiş oluyoruz. 3'gen şeklinde yeri belirttikten sonra hemen iç harcını oralara ekliyorum. Güzelce eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bu iç harcıyla mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Ben her zaman böyle yapıyorum ve çok memnun kalıyorum. Sadece keseceğim yerlere getirmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keseceğim yerleri belirttim. Şimdi üzerine ikinciyi de kapattıktan sonra kenarlarını güzelce bastıralım. Şöyle elinizle çekiştirerek buraları güzelce bastıralım. Açılma olmaması için.
Tekrar oklavayla şöyle yeri belirttikten sonra hemen bir rulet yardımıyla kesiyorum. Kestikten sonra yine şöyle kenarlarına bastıralım ki açılma olmasın arkadaşlar. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Tavayı önceden güzelce ısıtıyorum. Pişirdiğim tava döküm bir tava. Bu yüzden önceden ısıtıyorum. Pişirirken de açıp kapatarak ayarlıyorum ısısını. Hemen gözlemeyi kızgın tavanın içerisine aldım. Bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Çok güzel kabarıyor gördüğünüz gibi. Eğer çiğ ıspanak sevmiyorsanız kavurarak da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğerini pişirmeye geçiyorum. Hepsi çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Hemen ikinci tarafı çevirdiğimde kabarmaya başlıyor. İçi de çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Kesinlikle şüpheniz olmasın. İsterseniz tavanın içerisinde veya piştikten sonra üzerini güzelce yağlayalım. Yumuşacık gözlemeler oluyor. İster beş çayına, ister kahvaltıya, isterseniz de yemeklerin yanında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çok lezzetli bir gözleme oluyor. Veya ıspanak sevmiyorsanız başka iç harcıyla da deneyebilirsiniz. Aynı şekilde. Çünkü bu şekilde çok pratik oluyor. Büyükçe bir yufka açıyoruz. 4 tane gözleme elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yufkasını çok ince açtım. Gördüğünüz gibi çok belli oluyor. İçindeki ıspanaklar bile belli oluyor gördüğünüz gibi. Çok güzel kabarıyor. Ve çok güzel pişti arkadaşlar. Şöyle yakından bir daha göstermek istiyorum. Hemen pişenleri servis tabağıma alıyorum ve diğerlerini pişiriyorum. Birazcık tavanın içerisine sıvı yağ ekledim. Gördüğünüz gibi. Bunu da bu şekilde pişireceğim. Sıvı yağ ekleyip üzerine gözlemeyi koyduğunuz zaman daha güzel kızarıyor. Veya piştikten sonra da yağlayabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu deneyin arkadaşlar. Ama hepsi aynı şekilde kabarıyor ve çok güzel pişti. Bakın bu da harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi hemen diğerini de göstermek istedim şöyle kısaca. Yufkayı açtıktan sonra oklavayla yerini belirtip iç malzemeyi ekledim. Yine kenarlarını sıkıca kapatıp hemen pişirmeye geçtim. Videoyu fazla uzatmamak için daha fazla uzatmak istemedim arkadaşlar. Hemen bunları da hızlı bir şekilde pişirip sizlere iç dokusunu nasıl olduğunu da göstermek istiyorum. Bu gözlemeler çok hızlı bir şekilde oluyor arkadaşlar. 6 tane bezeden 12 adet gözleme elde etmiş olduk. Hepsini hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz şöyle bir yakından göstereyim sizlere. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak isterseniz abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Şöyle gözlemeyi sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın hepsi çok güzel oldu. Harika bir gözleme oldu arkadaşlar. Yumuşacık gördüğünüz gibi. Ve çok lezzetli oluyor bu iç harcı. Bir de içini açıp gösterdikten sonra artık veda etmeye geçeceğim. Bakın içi de çok güzel pişti.
Artık burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.